Yanı başımızda Bayır Bucak Türkmenlerin Türkmen Dağı'nda Esed rejimiyle birlikte Rus uçakları, savaş uçakları, Esed rejimiyle birlikte savaşan yabancı terör savaşçıları bu bölgelere yönelik çok yoğun bir saldırısı var. Haberler geliyor, sosyal medyada bilinç oluşturulmaya çalışılıyor ama yanı başımızda bunlar olurken böyle tali meselelerle biraz oyalanıyoruz gibi. Ne dersin? Evet, bu özellikle Türkmenlerin yoğun olarak yaşadığı Türkiye sınırındaki bölgeye yönelik olarak bir hazırlığı olduğu uzun zamandır konuşuluyordu. Fakat işte son bir buçuk aydır devam ede gelen Rusya'nın bombardımanı sonrasında işte Esed güçlerinin yavaş yavaş belli hazırlıkları yaptıktan sonra Rusya'nın bu desteğiyle beraber bu bölgeye yönelik çok ciddi bir saldırıyı 3-5 gündür sürdüklerini biliyoruz. Ve çok sayıda yaralanan insan Türkiye'ye getirildi. Ve bu sabah saatlerinde yine Rusya'nın Ankara Büyükelçisi çağrılarak, Dışişleri Bakanlığı çağrılarak Rusya'nın buradaki rolünün eleştirildiğini, onlara aktarıldığını biliyoruz. Şimdi acı olan ne biliyor musun? Bunu bile DAEŞ'le mücadele kılıfında yapıyorlar ama DAEŞ'in oraya belki en yakın noktası yaklaşık 100 kilometre civarındadır. DAEŞ yok orada. Ve şey, Türkmen Dağı olarak geçiyor. Çok fazla Türkmen köyü var ama şu an Esed rejimine karşı, Ruslara karşı, Esed'in şebiyalarına karşı mücadele eden aslında bir konsorsiyum. Evet. İçerisinde Araplar var, içerisinde Çeçenler var, içerisinde Türkmenler var en önde gelen. Kendi yaşadıkları yerleri koruyorlar doğal olarak. Ve belki de en önemlisi meseleye sınırın Türkiye tarafından baktığımızda yani bizim gerçekten yani mesela Hatay'ın güvenliği çok daha dipten başlıyor. Evet. Sınırımızdan başlamıyor. Bizim için böyle bir tarafı da var mesela. Şimdi benim görebildiğim kadarıyla bu DAEŞ saldırıları ve Paris'teki olaylar sonrasında gündem buna çok uygun olduğu için her şeyi DAEŞ çuvalının içerisine atıp biz DAEŞ'le mücadele ediyoruz söyleme adına bu türden bir harekat daha da meşrulaştığını düşündükleri için bunu gerçekleştiriyorlar. Ve kamuoyu da çoğu zaman işte bu Paris'teki saldırıyla, bunun sonuçlarıyla meşgulken Suriye'deki bu türden iç çatışmalar veyahut da küçük bölgeler arasındaki gelişmeler, değişmeler çok da fazla dikkate alınmıyor. Bunu hesap eden gerek Rusya, gerek Suriye rejimi öylesi elini rahat hissettiği için ciddi bir saldırı başlattıklarını, havadan Rusya'nın saldırdığını, karadan ise işte gerek Hizbullah'ın gerekse rejim güçlerinin bu türden bu bölgeyi ele geçirmek için ciddi bir harekat başlattıklarını biliyoruz. Türkiye'nin biraz daha aktif olması ve Suriye Türkmen meselesi veya Türkmen Dağı'ndaki bu çatışmalara daha böyle etkili bir şekilde bence müdahalelerde bulunması gerekiyor şu noktada. Çünkü dediğim gibi o geçişkenlik, o birbirini etkileme durumu çok güçlü. Yani Bayır Bucak Türkmenleri, Türkmen Dağı bu durumdayken çok işte ne bileyim Fransa'daki Paris saldırıları vesaire tartışmak. Gerçekten biraz böyle bir sıralama yaparsak çok anlamlı değil bence.